çıkar benim Polat. Buradan düştük. Bakayım. Arkadaşlar bu arada Polat'ın yarası iyileşti. Ne takıldı. Şimdi oturdu ve oturarak bakıyor. Sana ne fayda sağlıyor şimdi? Vallahi hiçbir faydası yok, zararı var mı? Köprüye girmişler. Köprü yoluyla karşı tarafa geçmeye çalışmışlar ve başarmışlar. Arkadaşlar selamu aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Yine dağların bir noktasındayız. Şu an çok ağaçların olduğu bir yerden hareket ediyoruz. Yazın bu gölge harika olur. Burada oturmak, yatmak, dinlenmek süper bir yer. Şurası da aynı öyle. Hadi Polat. Bul hadi şunu. Hadi Polat hadi. Mehmet. Efendim. Eşek yolda kaldı. Yolun ucunda. He. Gelecek mi? Bilmem ki. Çu çu uş uş. Evet, geliyor. Bu sabah ben atlayayım. Hasta mısın? Evet. Neyin var? Boğazım ağrıyor. Başka? Başka o. Başka bir şey yok mu? Öksürüyorum o kadar. Hava çok soğumaya başlamış bu aralar. Herhalde üşütmüşümdür. Polat!
Hey! Ne yapıyorsun orada? Gel kurtar beni Polat. Buradan düştük. Otların altında boşluk vardı. Görmeyip basarken hemen düştük. Arkadaşlar, ileride benim teke var. Size yakından göstermek istiyorum. Gel, gel. Kendimi alıştırmadım. O yüzden yanıma gelmiyor. İki yaşında. Çok karizmatik. Kaçma. Uzaklaşıyorum. Arkadaşlar, tekemizin boynuzu yok. Genelde boynuzu olmayan hayvanları beslemeye tercih ediyoruz. Arkadaşlar, boynuza sahip olmayan keçiler sürüye karşı daha saygılı. Keçilerimin arasında 4-5 tanenin boynuzu var. Sürekli arkadaşlarını dövüyor. Sürekli keçileri, hayvanları dövüyor. Akşamları hepsini tek çadırın içine alıyorum keçileri. Keçilerin çadırı ayrı, koyunların çadırı ayrı. Aynı çadırın içinde keçi ve koyun kalmıyor yani. Bu boynuzlu olan keçiler çadırın içinde kavga ediyor. Boynuzları sivri olduğu için çadırın her tarafını deliyorlar. Ondan sonra hayvanları yemlerken boynuzlu olanlar kafasını kaldıracak diye arkadaşının bir tarafına vuracak. Döve döve mahvediyor arkadaşlarını. Çok saygısızlık yapıyorlar sürüye karşı. Ama boynuzu olmadı mı çok fakir, çok günah. Hiç yerinden kıpırdamıyorlar, kavga etmiyorlar. Çok sakin. Şu an 5 tane boynuzlu keçim var. Onları da yok edeceğim en kısa sürede. Az önce bir koyun tohum yapıyordu. Mehmet'e seslenelim. Acaba koyunun durumu şu an nasıl? Mehmet! Koyun tohum yaptı mı? Kuzunun durumu nasıl? Tamam. İyiymiş. Ha? Tamam. Arkadaşlar, kuzunun sağlığı yerinde. Güzelmiş. Şimdi bu arada ne bulduk? At bağlama deliğine benziyor. Kayanın altına bakıyoruz. Yok bir şeyler. Bu bir doğal yapı. El yapımı değil. Bunların ismini şu an hatırlamıyorum ama ateşin üzerine atarken böyle 10-15 saniye kalıyor, sonra bum diye patlıyorlar.
Köstebek yuvası mı? Bakayım. Arkadaşlar bu arada Polat'ın yarası iyileşti. Hem de çok kısa sürdü. Polat elimdeki yiyecek değil. Uzaklaş. Vermiyorum. George çok efendi. Yaramazlık yapmıyor. Senin kadar yaramaz değil Polat. Yuvayı buldu. Ben gerizekalı. Hayvanın kafasına niye işliyorsun? Yuvanın girişine neden dişledin? Arkadaşlar, buradaki yuvalar çok eski. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane giriş var. Yavaş yavaş ben geride kalıyorum. Köpekler yine uzaklaştı. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız olay ve bir koyun burada da kurt yemişti. Parmağım kanıyor. Az önce düştük. Karşıda bir şeyler var. Şu an Polat bakıyor. Acaba Polat'ın gözüne ne takıldı? Şimdi oturdu ve oturarak bakıyor. Polat halen de karşıya bakıyor. Köpeğin gözüne ne takıldı, neye baktı böyle? Halen de bakmaya devam ediyor. Ben bir şey göremiyorum. George karşıdan şimdi vadiye iniyor. Arkadaşlar,
kurt buraya gelip dağda kalan kuyunu bu arada yemişse, demek ki kurtlar halen buralarda çok iz bırakıyor. O yüzden köpekler yine akşamları buraya gelen kurtların izini bulup ve takip ediyor. Umarım bu kez, bu defa kurtu yakın görüntüyle çekim yaparız. Bu arada bu arada domuz izleri, bir tane domuz bu oradan hareket etmiş ve bu oraya iz bırakmış durumda. Yere düştüler ve bir daha koyunlara yapışmaz. İleride de çok var. Şimdi onları da yok ediyorum. Köpekler yolun üst tarafına çıktı. Arkadaşlar, az önce koyunlar bu yana geliyordu. Şu an eşeğin olduğu yer. George'dan orada oturuyorduk. Köpeğimiz George karşıda iki tane köpek gördü. Muhtemelen şantiyenin köpeğiydi. Görünce George hemen peşlerine düştü. Aşağıya koştu. Diğer köpeğimiz Polat yolun kenarındaydı. Polat George'un sesini duyunca hemen yardımına geldi. Sonra Polat da George'un peşine düştü. Köpekler yola kadar çıktılar. Ondan sonra gözümün önünde kayboldu. Dağın arkasında, sırtın arkasında kavga ettiler.
Çünkü sesler geliyordu. Ve neler oldu, neler bitti göremedik. Mehmet Çakmak neredeydi? Bu tepenin zirvesindeydi. Bıraktığın gibi nasıl unuttun orada? Vallahi ateşi yaktık da sabahleyin. Evet. Öyle unuttum. İşte. Sigara mı içiyorsun? He vallahi sigara içiyorum. Neden? Sigarayı bence bırak. Sağlığına zarar. Vallahi o kadar denedim ki bütünü bırakamadım. Öyle bırakmayı oldu. Denedin mi? Evet. 10 gün öyle içmedim. Sonra yine yapamadın. Yapamadım. Yine içmeye devam ettin. Evet. Aynen öyle. Sana ne fayda sağlıyor şimdi? Bana hiçbir faydası yok. Zararı var. Öyle içiyorum ben. Ne yapayım? Alışmışım. Hayvanlar yola çıkıyor. Ben şu kuyuların önüne varayım. Sen de buradakilere dikkat et, yola çıkmasınlar. Tamam. Arkadaşlar, şuradaki koç koyunların hemen hemen liderliği o almış. Bütün hayvanlar onu takip ediyor şu an. O çeteyi oradan indirelim. Hey! Hey! Yanaşmak istemiyorum. Çünkü beni dövecek. Ben böyle uzaklaşayım ondan. Beni görürse peşime düşer. Sessizce şuradaki hayvanları aşağıya indirelim. Arkadaşlar, geçen hafta aynı şu anki gibi yolun kenarında hayvanları otluyorduk. Bırakmıyordum hayvanları yoldan karşı tarafa geçsin. Sonra hemen kısa sürede hayvanlar karşı tarafta yoldan geçmişler. Geçmeyi başarmışlar. Şaşırdım. Koyunlar hangi yolla öyle karşıya geçti ben görmedim. Koyunları hepsini topladım. Yoldan karşı tarafa geçen hayvanları hepsini topladım. Bakıyorum köprüden hayvanlar böyle tek tek çıkıyorlar. Ne yapmışlar bunlar biliyor musunuz? Gelmişler köprünün girişine. Köprüye girmişler. Köprü yoluyla karşı tarafa geçmeye çalışmışlar ve başarmışlar. Hemen bütün koyunların önünü çevirdim, topladım. Hepsini tekrar aşağıya verdim. Gerçekten sürünün içinde çok akıllı ve zeki hayvanlar var. Ama dağda kaldı mı eve geri gelmiyor. Hangi yol önüne düşerse o yoldan devam eder. Ama bir koyun doğum yaptı mı o koyunu yürüyerek dağların neresine götürürsen götür, uzak olsun yakın olsun, nereye götürürsen götür, o koyunu bıraktın mı en son yavrusunu nerede görmüşse ve orayı bulur. Genel olarak hayvanlar aklını çalıştırırsa gerçekten çok akıllılar.